sene yine heyecanla bekledik Ramazan ayını. Sahur ve iftar sofraları, davul sesleri, maniler ve daha niceleri. İçten içe büyüyen hoşgörü tüm evleri ve sokakları kapladı. Bakın Rafa'dan Tayfa da tatlı ama farklı bir telaş içinde. Neden mi? Çünkü Ramazan ayı için özel bir program hazırlıyoruz. İsmi ne mi? Rafa'dan Tayfa Ramazan ayında oldu Ramazan Tayfa. Hadi hep birlikte izleyelim. Sahur. Şimdi sevgili ailem, iyi dinleyin. Sahurda ne yeneceğini bilimsel yaklaşmak gerekiyor. O yüzden dün saatlerce araştırma yaptım. Neymiş acaba? Misal, taze sebze meyve çok önemli. Niye mi? Niye? Çünkü vitaminsiz bir oruç düşünülemez. Vitamin almazsanız yazılının ortasında kalem ucunuz bitmiş gibi kala kalırsınız. Ne o yazılı ne de o oruç bitmez. Abi ne diyorsun sen? Sözümü kesme güzel kardeşim. Gelelim süt ürünlerine. Peynir, yoğurt, süt, bunlar çok önemli. Bak. Hem mideyi rahatlatıyor, hem proteini var, hem de tok tutuyor. Yumurta da önemli tabii. O da tok tutar ama sütün yeri abi, ayrı. Abi, o süt üçüncü bardağın olacak. Niye? Bir sor niye? Niye? Çünkü bilim insanları diyor ki bir bardak süt sizi 5 saat tok tutabilir. Ben de 3 bardak içerek tam 15 saatlik tokluğu garantiledim. Hiç öyle olacağını sanmıyorum. Sanmıyorsun. Niye biliyor musun? Sor bakayım aile, sor. Niye? Sor. Niye? Çünkü devamında börekler, yağlı yemekler, şerbetli tatlılar yiyeceğimi sanıyorsun. Bak işte onu sanmıyorum. Çünkü yapacağından eminim. Bu saydıklarım sahurda katiyen yenmemesi gereken şeyler. Hem mideni yakar, hem kavurur, hem susatır. Bir de sahurda düşülen yanlışlıklardan birisi şu. Bir önceki iftardan kalan ağır yemekler. Misal dünkü karnıyarık. Sahurda bunları yememek lazım. Aferin evlat, aferin. Neyse, hadi sizlere afiyet olsun. Ben uykuma devam edeyim. Siz de bol bol su içmeyi unutmayın. Ha sonra da susamayın değil mi? Sen git yat. Hadi yavrum. Sanki yeni yemişim gibi susamışım. Abi. Rüyamda size sahurda ne yenilmeli onu anlatıyordum. Çok ilginçti. Anne. Şu dün iftarda yaptığın karnıyarıktan kaldı mı? Ben sahurda onu yiyeyim diyorum, tok tutar. Burada zaten biri oturmuş galiba. Neyse, sıkıntı değil. Ay çok açım, çok. Ne bakıyorsun Ali? Hiç sahura kalkmış insan görmedin mi? Anneciğim, başka yemek var mı? Tam doyamadım da. Abi, yiyecek başka yemek kalmadı ki. Az önce saydığın her şeyi yedin zaten. Hadi Haliciğim, sen yerini bilirsin. Dolapta vardır birkaç bir şey. Tamam abicim, biliyorum ben sana ne getireceğimi.